Merhaba. Serilerin artık son dersi bu. 14. ders. 14 derste ancak tamamlayabildik serileri. Ve bu derste de Taylor ve McLaurin serilerini yapacağız. Ne işe yarar bu Taylor-McLaurin serileri? Temel anlamda bizim bu fonksiyonları seri olarak yazdığımızda işimizin kolaylaştığını gördünüz daha önce de. Ee, şimdi e, bazı fonksiyonların evet serilerini bulabiliyoruz ama acaba her fonksiyonun biz bir şekilde seriyle e, gösterimini sağlayabilir miyiz? Problemimiz bu. E, bugünkü dersimizde bu seriler 14 dersinde. Peki şimdi e, hangi fonksiyonların kuvvet serisi gösterimi vardır? Bunun için e, genel bir şey e, söylemeyi bilmiyoruz henüz. Şimdi bunları görmeye çalışacağız öğrenmeye çalışacağız. Peki şimdi diyelim ki bizim bir tane fX fonksiyonu var. Ve biz bu fonksiyonu işte a n çarpı x eksi c üzeri n şeklinde ifade edebildiğimizi varsayalım. Bu durumda bir teorem söyleyebiliriz hemen bizim bu seri ifademizdeki a n, F'in eninci dereceden türevinde c yerine konduğu zamanki hali bölü n faktöriyeli eşittir diyor teorem. Tabi bakın burada yanlış anlaşılmasın. Yani bizim her fx'in e, bu formda bir tane seri açılımı vardır demiyoruz. Zaten eğer onu diyebiliyor olsaydık bu taylor maclaurin serileriyle uğraşmazdık. Bizim dediğimiz şey eğer yazılabiliyorsa bu şekilde seri olarak bu serinin şu an kat sayısı bizim şu formda ifade edilebilir. Dediği şey bu teoremi. Bakın gerisi aynı çünkü gerisi x 8, c üzeri n. Evet. Şimdi biz e, şunu şimdi bir test edeceğiz. Gerçekten de en çok e, bildiğimiz, en çok kullandığımız e, seri açılımında, fonksiyonun seri gösteriminde bunu bir test edeceğiz. Burada yine dikkat diyorum eğer fonksiyonu kuvvet serisi formunda ifade edebiliyorsak bu f üzeri n c bölü n faktöriyel gibi e, formülü söyleyebiliyoruz. Şimdi örnek hemen görelim tabii ki e, tahmin ettiniz hangi örneği yazacağımı burada 1 bölü 1 eksi x eşittir x üzeri n gösterimini alıyorum. Peki şimdi burada e, bunu eğer ben bu a n x eksi c formunda yazmaya kalkarsam o zaman ne olacak? Bu x üzeri n 1 çarpı x eksi 0 üzeri n olacak. Yani bizim burada o zaman bütün a n'ler e, bütün a i'ler 1 ve burada c yerine aldığım şey de bizim 0. Şimdi bir görelim gerçekten de buradaki bu a birimiz 1. A2'miz 1. a 3ümüz 1. Hepsi 1 bunların. Peki e, buradaki bu e, türevle gelen formülden yine hepsi 1 mi çıkacak? bir Bunu bir burada gösterelim istiyorum. Şimdi e, o zaman şöyle bir F'in türevini hemen size yazayım. Yani eğer bizim Fx'imiz 1 bölü 1 eksi x ise e, uzun uzun uğraşmadan hemen buraya ezberden yazacağım türevleri. F x'imiz bizim 1 bölü 1 eksi x'in karesi. E, o zaman f üssü 0 ne olur? O da 1 bölü 1 eksi 0'ın karesi yani o da eşittir 1 oldu. Bakın bunda bir e, şey sıkıntı çıkmadı. Çünkü e, n faktöriyel yani 1 faktöriyel de 1 olduğu için bir problem olmayacak burada. Peki ikinci türeve bakalım öyle mi? İkinci türev o da 2 bölü 1 eksi x'in kübü. Ee, o da ne olacak şimdi? Şu formülü unutmayalım. Bu arada orada hemen söyleyeyim onu. a i olarak biz f'in i'inci türevi 0'da bölü i faktöryel olarak düşünüyoruz. Şöyle bir kareye alayım bunu. Peki e, ikinci türev dediğim zaman o zaman ne olacak? E, i̇kinci türevde artık bu durumda e, ee, ikinci türevdeki sıfır bizim neyi verecek yine 2 e, bölü 1 eksi sıfırın kübü o da eşittir 2'yi verecek peki bu bizim e, a2 ile aynı şeye ulaştıracak mı yani bizim burada bakın a2'miz nedir f ikinci dereceden türev sıfırda bölü 2 faktöre ya. yani burada bakın e, ne çıktı şurası şu kısmı bizim buradan bakarsak 2 çıktı. O zaman 2 bölü 2 faktöryel yine 1. Yani a ikisi de 1 çıktı. a 1i 1 de zaten. Şimdi devam edelim. 3. türeve bakalım. 3. türev ne olacak? 6 bölü 1 eksi x üzeri 4. O zaman buradan 3. türevi sıfırda yerine koyarsak. O da nedir? 6 bölü 1 eksi 0 üzeri 4 yani 6. Aslında biz bu 6'yı da tabii ki 3 faktöryel olarak yazabiliriz. Peki şimdi burada A3'ü görelim. A3 de 3. derece türevde 0 bölü 3 faktöryel. Yani görüyorsunuz yine 3 faktöryel bölü 3 faktöryel 1 yaptı. Bütün bunları kontrol edersek hepsi yine bizim burada A4 de 1 çıkacak. Buradan A5 de 1 çıkacak. Ee, bu şekilde devam edecek. Görüyorsunuz gerçekten de buradaki formül tutuyor. Peki şimdi yukarıda gördünüz. Eğer bizim e, seri açılımı varsa bir fonksiyonun şu forma uyuyor. Peki e, biz bu forma o zaman özel bir isim verelim. Her dereceden türevi olan f gibi bir fonksiyon alalım. F'in ninci dereceden türevi A bölü n faktörel çarpı x eksi A üzeri n serisine biz A merkezli Taylor serisi adını veriyoruz. Eğer A'yı sıfır alırsak ki az önce biliyorsunuz bizim o x üzeri n serisinde A 0 alınıyor. E, o zaman e, bizim ne oluyor? Biraz daha basitleşiyor bakın. Yani artık e, A yerine sıfır aldığımızda e, serimizin formu daha basit oluyor ve biz de buna Maclaurin serisi adını veriyoruz. Peki bunlar neden önemli? Bizim bugünkü bu dersimizdeki amacımız şu. Taylor ya da Maclaurin serisini yazıp bir fonksiyonun eğer bunu yapabiliyorsak ki yapamadığımız durum da var zaten. Onun örneğini de söyleyeceğim. Ve daha sonra da şunu merak ediyoruz. Acaba gerçekten de bu Taylor serisi bizim e, seriyi yazdığımız fonksiyona eşit mi değil mi? Çünkü eşit olmadığı durum var. Örneğimiz fx eşittir ax fonksiyonunun Maclaurin serisini yazmak ee, ve bu serinin yakınsaklık yarıçapını e, bulmak. Hemen tabi bizim e, formülümüz var. Formülümüzü bir yazalım. Maclaurin seri formülü. N sıfırdan sonsuza f n'inci dereceden türev sıfırda bölü n faktöriyel çarpı x üzeri Peki şimdi bunun ıı, için neye ihtiyacımız var? Türevlere yani ıı, fx bizim için e üzeri x. Neyse ki bu e üzeri x'in türevleri hep ıı, aynı. Yani f üstü x o da e x. F'in ikinci türevi x o da e x. Hepsi e x. E şimdi ıı, ne olacak bu durumda? Bizim bu seri açılımını bir yazarsak f 0 sıfır dediğimiz zaman, bu biraz belki kafanızı karıştırır. Hemen açıklıyorum şimdi onu. Bu e, F üzeri sıfır dediğimizde e, sıfırıncı türevi olmayacağına göre bu ifade bizim için e, F'in kendisi. Yani şöyle söyleyeyim. Burası bizim tamamen F birinci. F üzeri sıfır dediğimiz şey. Evet şimdi sonrası f'in birinci türevi 0'da bölü 1 faktöriyel x üzeri 1 artı f'in ikinci türevi 0'da bölü 2 faktöriyel x'in karesi artı bu şekilde gidiyor bizim serimiz. O zaman ne olur burası? Şimdi bu da eşittir. F'in kendisinde sıfırı koyarsak, gerçi hepsinde sıfırı koyarsak hep 1 elde ediyoruz. Ama burada ne olacak? 1 çarpı x'in sıfırıncı kuvveti 1, aşağıda sıfır faktöryel o da 1. Sonrasında türevde sıfırı koyarsak, 1 çarpı burada x'in kuvveti x ve 1 faktöryel o da 1. Artı burada yine 1 çarpı x kare bölü 2 faktöriyel. Sonrasında ne olacak? 1 çarpı x küp bölü 3 faktöriyel. Bu şekilde gidecek. Artık bunun algoritmasını fark ettik. Bu nasıl gidecek? N'inci terimi bunun x üzeri n bölü n faktöriyel olacak. Yani aslında bizim bunun serisi şimdi ifade edersek düzgünce x üzeri n bölü n faktöriyel şeklinde oldu. Peki bunun yakın saklık yarı da bulalım. Ee, yakın saklık yarıçapı için tabii ki e, ne yapacağımızı biliyoruz. Yani limitini alırsak x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktörel artık direkt ters çevirerek hızlıca çarpıyorum. Bir aşama bir adım atlamak için n faktörel x üzeri n. Burada bu sadeleştirmeyi yapınca yukarıda x kalacak. Burada en n faktör yer gidecek. Burada n artı 1 kalacak. O zaman bize ne kaldı şimdi? Limit e, yukarıda x aşağıda n artı 1 kaldı. Şimdi bu x hangi reel sayı olursa olsun bu bizim sıfır oluyor ve küçük 1 olduğu için o zaman bütün x elemanında r'ler için seri yakınsar. Yani bizim yakınsaklık yarıçapı ee, sonsuz. İşte bulduk bunun e, McLaurin serisini. Şimdi de cos x'in McLaurin serisini ve yakın saklık yarı bulalım. Yine buraya bizim formülümüzü ben hemen yazacağım. Burada e, n'inci dereceden türev sıfırda x üzeri n bölü n faktöriyel tabii ki n sıfırdan başlıyor sonsuza kadar. Bu bizim e, MacLaurin serisinin formülü. Peki şimdi neye ihtiyacımız var? Bizim burada cos x'in e, türevlerine ve bunların sıfırdaki durumlarına ihtiyacımız var. Şimdi f eşittir cos x ise, o zaman e, f sıfır bizim için cos sıfır o da bir. E, f üstü x ne olur? Eksi sin x. E, eksi sin x ise o zaman f üssü 0 bizim için eksi sin 0 ki o da sıfır olur. İkinci türev bizim ne oldu? Eksi cos x oldu. Buradan ikinci türevde sıfırı koyarsam yani eksi cos 0 dersem o da eksi 1 çıkar. Ve üçüncü türev x'te e, eksi cos x e, bir daha türevini alırsam eksi sin x bir de eksi var artı sin x oldu. Yani buradan if'in üçüncü türevinde sıfırı koyarsam sin sıfır olacak. O da sıfır olacak. Dördüncüyü de yazalım artık. O da ne olur? Cos x. Yani orijinal tekrar fx'e döndü. O zaman f4 sıfır. O da bizim için cos sıfır. Yani bir olacak. Evet şimdi türevlerimiz de bunlar olduğuna göre bizim burada şimdi formülasyonda hemen yaz, yazarsak bunları da f 0 0 x üzeri 0 bölü 0 faktöriyel sonra f'in türevinde 0 x üzeri 1 1 faktöriyel sonra f'in artık ikinci türevi 0'da x kare bölü 2 faktöriyel artı buraya bir de F'in 3. türevi 0 x küp 3 faktöryel diyelim. Artı böyle gidecek. Bakalım e, bunun şimdi algoritmasını keşfedebilecek miyiz? İlki ne oluyor? 1 e, oluyor. 1 çarpı x üzeri 0 1 bölü 1 yani yine 1 ilk terim. İkinci terim birinci türevde 0'ı koyarsak 0 çarpı x bölü 1 faktöryel. Burası komple gitti. 0 götürdü. Sonra ikinci türevde e, koyarsak yerine eksi 1 çarpı x kare bölü 2 e, faktöriyel. Sonrakinde e, üçüncü türevde sıfırı koyarsak sıfır çarpı x küp bölü 3 faktöriyel. Yine bu götürdü. Bir de burada dördüncüyü de bakın koyalım. Hadi. E, F4 sıfır neydi? 1'di. 1 bir çarpı x üzeri 4 bölü 4 faktöriyel. E şimdi 1 e, sonra eksi x kare bölü 2 faktöriyel sonra artı x üzeri 4 bölü 2 faktöriyel. Bir kere bu hep ikilerden gidiyor ve alterne şekilde gidiyor. Yani bir eksi bir artı şeklinde gidiyor. O zaman ben e, şöyle olmasını beklerim bu serinin. Eksi 1 üzeri n x üzeri 2n bölü 2n faktöriyel. E şimdi ne kaldı bunun ee, tabii ki yakınsaklık yarı çapı olayı kaldı. Şimdi yakınsaklık yarı çapı için yine yapacağımız şey belli. Burada eğer e, limit hemen koyarsak, eksi 1 üzeri n artı 1, x üzeri burada n artı 1 koyduğumda 2n artı 2 olacak artık. Burası da 2n artı 2 faktöryel olacak çarpı burada 2n faktöriyel ters çevrilip geldi. Eksi 1 üzeri n ve x üzeri 2n. Burada şimdi sadeleşmeler giderse e, ne kalır burada? Şurada x kare kalır. Burada 2n faktöriyel giderse bu 2n artı 2, 2n artı 1 kalır burada. Yani burada kalan şey 2n artı 2 çarpı 2n artı 1 ve burada bu da gittiğinde burada eksi 1 kalır ama o mutlak değer onu halledecek zaten. Yani sonuçta limit yukarıda x kare aşağıda 2n artı 2 ve 2n artı 1 olacak ama zaten bu da demektir ki x yerine ne koyarsanız koyun sizin sonuçta bu paydası e, sonsuz olacağına göre e, bu sıfır olacak bu limit e, ve küçüktür 1 olacak. Bütün x elemanı da reel sayılar için. Yani yakın yarı çapı yine bunun sonsuz çıktı. E artık en baştan beri hazırlandığımız soruyu bir soralım. Bir fx fonksiyonu ile ürettiğimiz Taylor serisi her zaman fx'in kendisine eşit midir? Hayır değildir. Hemen örneğimizde bu pek çok kalkülüs kitabında göreceğiniz örnek. Böyle bir parçalı fx fonksiyonu alıyorum. Bunun her mertebeden türevi var, sadece işlemleri uzun göstermesi uzun sürüyor. Ayrıca da bu her mertebeden türevde de e, sıfırı yerine koyarsak yani sıfırdaki türevleri de her zaman bunun e, sıfır veriyor bize. O zaman ben direkt olarak hemen şu e, şeyi e, yapayım sıfırdaki Taylor serisine bir bakalım yani f'in X eşit sıfırda ürettiği Taylor serisi. Yani Maclaurin serisi. Ve şimdi bunun hemen formüle göre yazarsam çıkan e, parçalarını F 0 artı F üstü sıfır X artı F ikinci türev 0 2 faktöriyel x kare artı bu şekilde yazarsam f'in n'inci dereceden türevi sıfırda x üzeri n bölü n faktöriyel diye bunu e, bütün türevleri her mertebeden türevleri sıfırda sıfır olduğu için bunun sonucu yine sıfır artı sıfır artı sıfır diye gidecek. Yani sonucu sıfır bunun. Bizim o zaman bu Maclaurin serisinin e, oluşturduğumuzda x eşittir 0'da sonucu 0 çıkıyor. Ee, yani bu toplam 0 olduğuna göre bu e, bizim burada her x için yakınsak çünkü x ne olursa olsun bizim bu ikinci türevler, üçüncü türev, dördüncü türev hepsi 0 olduğu için bu her x için yakınsak. Peki bu her x için yakınsak ve bu kuvvet serisi bizim x eşittir sıfırda e, şeye e, sıfıra eşit. E o zaman bu şeklini de verirsen bu fonksiyonun, bakın fonksiyon nerede burada sıfır oluyor? Sadece sıfırda e, bu bizim fonksiyonla seri birleşmiş oluyor. Yani e, söyleyebileceğim şey şu, e, şekle bakarsak, şekle bakarsak e, seri sadece x eşittir sıfırda fx oluyor. fx e eşit oluyor. E bizim buradaki fonksiyonu da görüyorsunuz. Şurada 0'da sıfırda sıfırlanıyor. E, yani bütün x değerleri için bizim yani fx eşittir bu seridir deme şansımız yok. Çünkü fx eşittir bu seridir dersek fx eşittir sıfır olacak. Halbuki görüyorsunuz bu fonksiyon sıfır fonksiyonu değil. Demek ki e, Taylor serisini biz Açtığımızda ya da Maclaurin serisini açtığımızda ille de o fonksiyona eşit olacak diye bir şartımız yok. Peki şimdi şu sorumuza gelelim. Hangi koşullar altında bir fonksiyon kendisinin Taylor serisine eşittir ya da Maclaurin serisine eşittir? Yani e, diyelim ki biz bir fx'i kullanarak buradaki bu onun genel Taylor e, seri açılım formülü. Diyelim ki Taylor serisini buluyoruz. Ne zaman fx eşittir bu seri diyebiliriz. Bizim temel meselemiz bu. Şimdi bunun için çok basit bir e, iş yapacağım. Diyelim ki diyelim ki bizim e, fx'imiz fonksiyonumuz bu fonksiyonun ürettiği Taylor serisinden farklı olsun. Böyle bir e, varsayımla başlayalım. Şimdi biz bu şeyi biliyoruz. E, ta bu serilerin en başından itibaren bir Sn ilk n terim toplamı ve sonrasında da limit esen diye bir şeyden bahsetmiştik ki bu limit esen dediğimiz şey bizim bu serinin toplamına eşit. Eğer bu sonlu bir şeyse bizim seri de sonlu yani yakınsak demiştik. Artık bunları uzun uzun bir daha yapmayayım. Ee, i̇steyenler serilerin bu ilk e, ders videosuna tekrar bir göz atabilir. Peki şimdi f e, fx eşit değildir, limit esen olsun dedik bu durumda. O zaman bunların arasındaki fark bizim Rn olsun. Yani şöyle Rn x dediğim ya da Rn dediğim bir şey fx eksi limit sn olsun. Şimdi e, yapmak istediğim şey benim tabii ki bu Rn'in sıfır olduğunu görmek. Çünkü eğer Rn sıfır olursa o zaman fx eşittir limit sn yani bu serinin kendisine eşit işte olmuş olacak. Dolayısıyla da Taylor serisi ee, onu üreten fonksiyona gerçekten de eşit olmuş olacak şimdi e, limit alalım taraf tarafa Tabii ki yani limit Rn dediğimde eşittir burada limit fx olacak ee, eksi limit limit Esen olacak şimdi onu direkt olarak limiti böyle açtım Çünkü her birisinin limiti vardır e, diye söylüyorum Şimdi bu limit fx zaten bu n olmadığı için burada bu zaten hiç limitten bağımsız bu fx. Şurası da limitin limiti olmayacağına göre burası da sadece limit sn. E o zaman ne olur bizim? Limit rn eşittir. fx eksi limit sn. Ve şimdi o zaman ne diyeceğim? Burada eğer limit rn eşittir sıfır olursa o zaman ne olacak? Tabii ki fx eksi limit sn sıfır olacak. Yani buradan da bizim istediğimiz fx eşittir limit sn olacak. İstediğimiz şeyi elde etmiş olacağız. Peki şimdi o zaman tekrar soru. Limit rn eşit sıfır nasıl gösterilir? Değil mi en büyük problem? Ve bunun içinde de tabii ki yine e, Taylor'ın yardımıyla e, söylediğimiz Taylor eşitsizliği diye bir eşitsizlik var. Eşitsizliği neymiş bu? Buraya bir yazayım size bunu. E, x eksi a küçük eşittir h için. Tabii biraz teknik bir şey. f n artı birinci türevi x de küçük eşittir m ise m gibi bir sayı ise bu m'miz bizim bir reel sayı. O zaman deriz ki bu rn x mutlak değer olarak küçük eşittir m bölü n artı 1 faktöriyel x eksi a üzeri n artı 1 eşitsizliği vardır. Peki bu ne işe yarayacak? Biz bunu hep yaptığımız işlerde şu şekilde kullanacağız şunun burasının biz sıfıra gittiğini göstereceğiz. Eğer burası sıfıra giderse bu rn x kalan da sıfırdan küçük olacağına göre en mutlak değer içerisinde olacağına göre o da sıfıra gitmiş olacak. Yani bu durumda bizim rn x de sıfıra gider. Dolayısıyla bizim f ile limit esen yani Taylor serisi birbirlerine eşit olur. Bunun mantığı Peki şimdi daha önceki soruda bu E x'in biz e, Maclaurin seri açılımını yapmıştık ve seriyi x üzeri n bölü n faktöriyel olarak bulduk. E, e, şimdi gerçekten de E x'in buna eşit olduğunu bir gösterelim. Taylor eşitsizliğini kullanarak. Burada a eşittir 0 e, durumu için tekrar yazdım Taylor eşitsizliğini. Ne diyor bakalım? Mutlak değer x küçük eşittir h için F'in n artı birinci türevi x küçük eşittir m ise böyle bir m bulabiliyorsak o zaman Taylor serisinin R x kalanı bizim e, yine bu mutlak x küçük eşittir h için rnx küçük eşittir m bölü n artı bir faktöryel çarpı mutlak x üzeri n artı bir eşitsizliğini sağlar. Yine şimdi buradaki bu e, teknik şeyi e, bir şekilde bir halledelim bakalım. Şimdi önce şunu söyleyelim. Buradaki bu x'ler belirli bir haştan daha küçük olarak kalabilir. Zaten bu tarz sorularda hep böyle işte x'ler şu civardaysa diye söylenir. O zaman ben şunu söyleyebilirim. Bir kere ilk başta ne yapmam lazım? Bunun şu türevine bir bakmam lazım. Neyse ki bütün türevleri bizim bu e x'in yine e x olduğu için burada bu küçük eşittir. E üzeri h alabilirim bunu. Çünkü e, dedim ya x'ler belirli bir e, civar, bir bir sayının e, etrafında kümelenirler diye varsayarsak böyle bir tane h reel sayısı bulabilirim. E sonra bunu bulduktan sonra artık ben ne diyeyim? Bu bizim m olsun diyebilirim. E şimdi e, ne yapacağım? Benim bu küçük eşittir m olduğuna göre şimdi şu x'i bir daha yazarsam ben mutlak değerin içerisinde bu m yerine de eh'i aldığımda eh bölü burası n artı bir faktöryel burada da çarpı mutlak x üzeri n artı bir var. Şimdi şurayı hatırlarsanız bunun limitine bakacağız ya buraya bakarsanız bu bizim sıfıra gider. Çünkü bu daha önce de yaptık hatırlayın limit x üzeri n bölü n faktöriyel bütün x'ler için e, sıfırdır. Böyle bir şeyimiz vardı. Tabii ki n sonsuza giderken buralarda hep en sonsa gittiği için artık onları e, ayrıca göstermiyorum, ifade etmiyorum. Peki bu sıfıra gittiği için e, bu da sıfır olur. E, o zaman x mutlak değeri olarak burada sıfırdan küçükse yine bu e, sandviç teoremini kullanarak buradan biz x'in de sıfıra gittiğini söylemiş oluruz. O zaman bu durumda bizim bu e x gerçekten de x üzeri n bölü n faktöriyeli eşit demektir. Bu artık serisini bir şekilde yazdığımızda fonksiyonların e, çok kolay şeyler söyleyebiliriz bunlar hakkında. Mesela e'yi yazacağım diyelim ki e üzeri 1 o da eşittir. 1 üzeri n bölü n faktöryel. Yani direkt olarak ben E'yi 1 bölü n faktöryel olarak e, seri olarak da ifade edebilirim. Bunun gibi e, pek çok şey söyleyebiliriz. Evet bu örneğimizde de bu sefer sin x fonksiyonunun Maclaurin serisini bulalım. E, ve diyeyim buraya ve e, bu serinin serinin sin x'e fx eşittir sin x'e e, eşit olduğunu gösterelim. Bunu gösterelim. Tabi önce şu e, Maclaurin seri açılımı hikayesini yazmamız lazım. E, neydi o da? N sıfırdan sonsuza f ininci dereceden türev sıfırda bölü n faktöryel x üzeri n. Yani o da f0 0'da x üzeri 0 bölü 0 faktöriyel f birinci türevi isterseniz tam notasyona uygun davranalım. Şöyle bir faktöriyel artı ne olacak? Sonraki f ikinci türev 0'da x kare bölü 2 faktöriyel ve f üçüncü türev sıfırda x küp bölü 3 faktöriyel e, bu şekilde gidiyor. Peki bunu da yazarsak e, ne olur? İlki e, buraya bakarsak sıfırdaki türevi önce tabi fx eşittir sin x ise o zaman f sıfır yani bu sıfırıncı türevi gibi oluyor sin sıfır o da eşittir sıfır f'in e, birinci türevi cos x, o zaman f üssü sıfır bizim için 1 Burada f ikinci türev sıfır, sıfır, f üçüncü türev sıfır eksi 1 ve dördüncü türev sıfır da sıfır. E buna göre yazmaya başlarsak ilk e, parça sıfır. Sonraki ikincisi bir e, çarpı x bölü 1 faktöriyel yani x. Sonraki e, nedir? E, F'in ikinci türevi sıfırda sıfır geliyor tekrar buraya. Peki 3 e, olan F'in üçüncü türevi sıfırda eksi 1 burası eksi x küp bölü 3 faktöriyel. Sonrasında yine 0 gelecek ve sonrasında bu sefer artı x üzeri 5 bölü 5 faktöryel gelecek. Yani bu aslında bizim demek ki seri olarak eksi 1 üzeri n x üzeri bu sefer tek olduğu için 2n artı 1 ve bu da 2n artı 1 faktöryel olmuş olacak. Peki şimdi gelelim bu Taylor eşitsizliğini kullanarak bizim gerçekten de bu serinin sin e yakınsadığını gösterme. Şimdi bu bütün türevlere bakarsam ben bu bizim sin x dediğimiz şeyin ya artı eksi sin x çıkıyor. Yukarıdaki türevleri de gördünüz. Ya da artı eksi cos x çıkıyor. Ama bu her halikarda o zaman bizim bu türevler bu artı sin ya da eksi sin ya da artı cos ya da eksi kos çıktığı için tabii ki yine birden daha küçük olacak. Bütün bu sinüs ve kosinüs değerleri birden daha küçük olduğu için. Ve burada da o zaman m eşittir 1 alalım. Madem ki bunlar bundan daha küçük. O zaman bizim bu Taylor eşitsizliğindeki bu rnx ne olacak? Küçük eşittir 1 bölü n artı 1 faktöriyel ve mutlak değer x üzeri e, n artı 1 yine aynı hikaye. E, bu yine nereye gidiyor? Az önce de konuşmuştuk. Sıfıra gidiyor. Dolayısıyla bizim yine buradan Rn'imiz de x de sıfıra gider. Yani e, bizim artık onu biliyoruz. Demek ki e, sin x'imiz bunun serisi eksi 1 üzeri n x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyeldir. Evet bu örneğimizde artık bunların bizim için e, faydalı olduğu tarafları bir e, görmeye başlamak için e, seçtim. E üzeri eksi x kare dx integralini yaklaşık olarak hesaplayalım. Biliyorsunuz bu integral bizim bu bilinen integral teknikleriyle e, düzgün bir şekilde e, çözülemiyor. Yani antitürevini bularak bunu yapamıyoruz. E, e, ama bunu başka türlü yapacağız şimdi. Tabii ki nasıl yapacağız? Bu artık biliyoruz. E üzeri x'imiz bizim. x üzeri n bölü n faktörü. E buradan e üzeri eksi x kareyi de çok kolay yazarım. Yani eksi x kare üzeri n bölü n faktöriyel. Ki onu da şöyle yazabilirim. Eksi 1 üzeri n x üzeri 2 n bölü n faktöriyel. E şimdi e, ne yapacağım? Burada benim şimdi bunun integralini istiyorum. O zaman demek ki bu serinin de integralini alacağım. E o da ne olacak şimdi buradan? E, bu serinin e, integralini alırsam, e, bizim bu e üzeri eksi x kare integrali eksi bir üzeri n bölü e, burada ne var? E, n faktöryal e, burası da 1 bölü 2n artı 1 x üzeri 2n artı 1 artı c'sini unutmayalım. Şimdi bu c'yi bulacağız. E, o da ne olur? Burada e, şimdi ne yapalım? x eşittir 0 alalım. c'yi bulmak için. Yani ne olacak? e üzeri eksi 0'ın karesi dx eşittir. E, burası da Eksi 1 üzeri n, n faktöriyel 1 bölü 2n artı 1 çarpı 0 üzeri 2n artı 1 artı c. E burası e, komple gidiyor. 0. Ama burası e üzeri 0, 1 yani onun da integrali burası x çıkıyor. Yani bakın bu sefer c'miz bizim x çıktı. Demek ki bizim bu e üzeri eksi x kare integrali aslında seri olarak da ifade edilebiliyor. Yani bu eksi 1 üzeri n bölü n faktöriyel x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 artı x şeklinde yazılabiliyor. Son olarak da şu limiti çözelim. Limit x sıfıra giderken e üzeri x eksi 1 eksi x bölü x kare limiti. Bunu aslında hopitelden yapabilirsiniz. Ama biz şöyle bir deneyelim serileri kullanarak. Yani ben şimdi bu limiti şöyle yazacağım. Burada bu e üzeri x yerine yine bunun seri hali x üzeri n bölü n faktöriyeli koyacağım. Eksi 1 eksi x bölü x kare. Şimdi limit x sıfıra giderken. Burası ne olur? 1 artı x artı x kare bölü 2 artı x küp bölü 3 faktöriyel artı bu şekilde giden bizim serimiz. Burada eksi 1 eksi x bölü aşağıda da x kare. E ne olacak şimdi? Bu eksi x buradaki artı x ile gidecek. Eksi 1 buradaki artı 1 ile gidecek. Ve biz başka ne yapacağız? Limit x sıfıra giderken yukarıda e, x kare parantezini alacağız. O zaman ne olacak? 1 bölü 2 artı burada x bölü 3 faktöriyel artı x kare bölü 4 faktöriyel diye devam edecek bu sonsuza kadar. Aşağıda da x kare var. x kareleri de götürdük. E bu x sıfıra giderken bunların hepsi buradakiler geri kalanlar da hepsi sıfıra gidecek. Yani ne kalacak? 1 bölü 2 kalacak. Gerçekten de hopital yaparsanız bunun yine 1 bölü 2 olduğunu görürsünüz alıştırmalarımız İyi günler.